aldım. Egemen. Neyin var senin? Hiçbir şeyim yok abla. Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Ya sen daha dün babama posta koydun. O kadar şey söyledin, evi terk edeceğim, gideceğim diye. Şimdi birlikte baklava dağıtıyoruz Egemen. Senin kafanı kim karıştırıyor böyle? Kimse benim kafamı falan karıştırmıyor. Anladın mı? O anahtar kimindi peki? Abla. He. Gelme üstüme. Egemen, senin üstüne geldiğin falan yok. Ama son model bir arabanın anahtarını cebinde görünce tabii ki merak ediyorum. Kim verdi sana onu? Ya ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum, biliyorsun. Ama senin o özel hayatında aldığın kararlar bütün aileyi etkiliyorsa eğer... bir açıklama yapmak zorundasın Egemen. Ne babamı ne de kardeşlerini hiçe sayamazsın. Abla biz artık büyüdük, büyüdük. Artık herkesin hayatı kendine. Hem ben sana soruyor muyum, 30 yaşına geldin, evde kaldın... biriyle evlenmeyi falan düşünüyor musun diye. Ve sormuyorum. Onun için sen de bana hangi kızla ne sebeple gezip ne diye evleneceğimi soramazsın. Kim o kız? Çok mu zengin ailesi? Onlar mı aldılar sana böyle pahalı hediyeleri? Böyle pahalı bir arabayı? Abla. Onlar mı dedi ailenle bütün bağlarını koparttı öyle gel diye? Ha? Ne olmuş? Yufkacı Salih'in ailesini beğenmemişler mi? Dur, daha konuşmam bitmedi. Bizi kendilerine layık görmüyorlar mıymış? Ne oldu Egemen? Niye susuyorsun? Sırf bu değil abla. Ne o zaman? Artık ben de bu ailenin bir üyesi olmak istemiyorum. Egemen, sen neden bahsediyorsun? Ya siz hiçbiriniz beni anlayamıyorsunuz ki. Benim hayallerimi paylaşamıyorsunuz. Bugün sadece babam hasta diye, bayram diye bu eve gelip sizinle birlikte vakit geçirmek istedim. Ve bunun için kendimi o kadar zorladım ki. Ve geldiğim hale bak. Ya ben artık daraldım, daraldım. Bağırma. Tamam. Tamam, bağırmayayım. Tamam, Yufkacı Salih'in oğlu olarak dünyaya gelmiş olabilirim. Ama ben bu saatten sonra çok büyük bir hastanenin başhekimi, başarılı, ünlü, zengin doktor Egemen olarak ölmek istiyorum. Anladın mı? Niye öyle bakıyorsun ki? Sen de istemez miydin ha? Bu şekilde mi? Bu her günü bir öncekinin aynı olan, gelecekle ilgili küçücük bir umut ışığı bile olmayan hayatından sıkılmadın mı? Allah yüzüme güldü, karşıma bir fırsat çıkardı. Ya şansım döndü. Umarım senin de karşında bir gün böyle bir fırsat çıkar abla. Vay be.